Fransa'nın eskiden buraları sömürge olarak elinde tuttuğu zamanlardan kalma bir köy burası. Hatta şu an burada gördüğünüzde bir cami aslında. Tamamen terk edilmiş bir yer burası şu anda. Bilmiyorum yani şuralarda falan yaşayanlar var mı artık ama pek sanmıyorum. Çöl çocuğu diyebilir miyiz buna şimdi? Tipe bak. Şimdi insanlar burada yaşıyorlar ha. Vay be. İlginç ya. Gerçekten çok ilginç. What's this? It's for the animals. Animals like camels or no goat, yeah. So here we say yeah, the water is life. So really big problem when there is no water. The hard time here it's as well sometimes when it's a really sandstorm. Şimdi burada göçebe ailelerin yaşadığı bir artık ne diyeyim bilmiyorum. Yerleşim yeri mi diyeyim, köy mü diyeyim? Şimdi az önce hayalini kurduğum yerde içimden geçiriyordum. Şurada nane çayı ne gider diye. Mustafa da sağ olsun nane çayı ister misiniz dedi. İç sesimi duydum. Merhaba. But I have a lot of children here because there is a lot of free time. There is no TV, no WhatsApp. Not so free time. Eşarbını yan bağlama. Herkese Sahra Çölü'nün ortasından, kum tepelerinin eteklerinden selamlar. Şimdi bizim kamp alanının biraz etrafında yürüyorum. Bu videoda büyüleyici ve inanılmaz kelimelerini kaç defa kullanacağım sayabilirsiniz. Muhtemelen onlarca kez kullanacağım. Çünkü burası gerçekten büyüleyici ve inanılmaz. Şuraya bakar mısınız? Ya şu görüntü inanılmaz bir görüntü ve beni büyülüyor. Bakar mısınız şuna ya? Olabilir mi böyle bir şey? Palmiye, kum, sapsarı, tepeler böyle uçsuz bucaksız. Şu an gözün alabildiğine hatta alamadığına kum tepeleri. Fas'ta iki şekilde çöl deneyimi yaşayabilirsiniz. Ama bunlardan en gerçeği, deneyim açısından en kendini hissettiren burası. Yani Sahra Çölü. Sahra Çölü içinde Merzuga'ya gelmeniz gerekiyor. Şu anda ben Merzuga bölgesindeyim. Burası gerçekten hiçliğin ortasında. Aslında şehir olarak geçiyor ama çöl şehri. O yüzden bugünün şartlarında bizim şehir kavramına oturmuyor. Çok enteresan bir yer. Her yer kum. Yapabileceğiniz çok bir şey yok. Dolayısıyla her yer birbirinden uzak. O yüzden burada tanıdıklarınızın olması gerekiyor veya çok ciddi para harcamanız gerekiyor. Ben 3 aydır Fas'ta olduğum için çok güzel dostluklar elde ettim. Şu anda Cezayir sınırındayız. Yani Cezayir'e çok yakınız. Her yere de çok uzağız. Yani Fas'ta turistik olarak bilinen yerlerin hepsine o kadar uzağız ki. Yani buraya gelmek tam bir işkenceydi. 2 gün aldı resmen. Ortada, yolun ortasında Oarzazet diye bir yer var. Yine çöl şehri diyebiliriz oraya da. Orada konaklayıp 2. gün yola devam ettim. Ama yol böyle zigzaklı, sürekli iniş çıkışlı. Zaten Atlas dağlarını geçiyorsun. O yüzden çok zorlu bir yolculuk. Geldikten sonra zaten bayılıyorsun direkt. Ama sonuç olarak buraya en az 3-4 gün ayırırsanız gerçek bir deneyim yaşayabilirsiniz diyebilirim. Bu videoda buraları keşfedeceğiz. Şimdi ben size hemen bir nerede kaldığımı göstereyim. Beni büyüledi açıkçası. Böyle bir şey beklemiyordum. Böyle ben çadırda kalmaya geldim. Bakın şimdi ben kaldığım çadırı göstereceğim size. Şu. Acayip geniş bir oda, kliması bile var. Şu anda Merzuga, yani bulunduğum yer, o kadar soğuk ki yıl boyunca Sahra Çölü'nün en soğuk olduğu zamanlardan biri. O yüzden şu klima gerçekten işe yarayacak diye düşünüyorum. Burada duş falan da var, gayet iyi. Hayatımda böyle bir çadır görmedim ben. Çadır demeye 1000 şahit ister. Sabah uyanınca da böyle bir manzaraya kapıyı açıyoruz. Şimdi bizim kamp yeri orada kaldı. Zaten onun arkası tamamen çöl. Yani kum tepeleri falan var gösterdiğim gibi. Bu tarafta da Riyad var. Şöyle.
Buraya da biliyorsunuz önceki videolarımdan birini izlediyseniz tamamen Riyadlarla ilgili bir video yapmıştım. Fas'ta Riyad konsepti var ve bu Riyad konseptinde aslında eski Fas zenginlerinin yaşadıkları evler bunlar. Açık hava ve ortalarında genelde havuz oluyor. Oldukça lüks evler bunlar. Günümüzde artık tabii otel olarak, konaklama olarak falan kullanılıyor bu Riyadların hepsi. Ben size burayı da göstereyim şimdi içeriği. Yani bir çölde Riyad nasıl olur derseniz işte böyle oluyor. Konsept bu. Şu ana kadar Fas'ta gördüğüm en geniş kahvaltı olabilir bu. Tabii ki olmazsa olmaz portakal suyu var. Burada zeytinyağı var. Argan var mı diye bakıyorum. Peynir bile var. Genelde hiç peynir ben kahvaltılarda göremedim Fas'ta. Çok ilginç bir havası var bu arada buranın. Böyle güneş tamamen tepeden vuruyor. Güneş vururken dehşet bir rüzgar var falan. Böyle hafif kumlar mumlar geliyor. Ama acayip güzel bir hissiyat ya. Sahra çölüne gelmiş olmaktan bir gram pişmanlığım yok şu anda. İnanılmaz yordu bu yol ama gerçekten değdi. İki gündür resmen yoldayız. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. How are you? Fine. What about you? I'm good. Sahara. Sahara. Bu arada Omar'da Amazigh yani berberi dediğimiz insanlardan. Burada yaşayan çoğu insan zaten berberi. Öyle bir güneş var ki gözümü açamıyorum bu arada. Bu arada bu kafamdaki beni hiç de terletmiyor. İlginç bir şekilde. Şu anda çok sıcak olmasına rağmen ben ferah hissediyorum. Şu anda Sahra Çölü'nün derinliklerine doğru ilerliyoruz. Now we are going to visit the nomad family. Nomad family. Yeah, behind the dunes. Sonunda bedevileri görmeye gidiyoruz. Niye bahtsız diyorlar acaba bedevilere? Gidince sorarız. Çok insan da işte. Bahtsız mı oluyor? Yes. You don't like to be called Berber, right? Amazigh. Or normally the right name is Amazigh because Berber is coming from Barbar, which means wild. Mustafa'nın da dediği gibi bunlar kendilerine Berberi denmesinden hoşlanmıyor çünkü barbardan geldiğini söylüyorlar. O yüzden Amazigh diyoruz biz de bu insanlara. Five countries. Tuareg people are in Mali, Niger, Burkina Faso, Libya and Algeria. Tuareg people which is live always in the Sahara, desert Sahara. Şimdi eski Fransa döneminden kalma, yani Fransa'nın buraları kolonize ettiği dönemlerden kalma bir köydeyiz. But now there is no one living here, right? Now there is the military of the border who live here. Border with Algeria. Yeah, because the border of Algeria it's closed. Oh, okay. In the mountains, right? Yeah, up the mountain it's for Algerian. Şimdi eski bir köyde indik. Fransa'nın eskiden buraları sömürge olarak elinde tuttuğu zamanlardan kalma bir köy burası. Hatta şu an burada gördüğünüzde bir cami aslında. Tamamen terk edilmiş bir yer burası şu anda. Bilmiyorum yani şuralarda falan yaşayanlar var mı artık ama pek sanmıyorum. Vallahi yaşayan var burada. Neyse fazla içeriye girmiyorum o zaman. Çok ilginç bir yer ya. İnsanlar burada nasıl yaşıyor gerçekten? Anlamıyorum. Daha doğrusu bilmiyorum. Anlamayabilirim tabii ama bilmiyorum. Zor. Şuya. Nasılmışki? Safi baraka. Safi baraka. Şimdi şuradaki lastiği görüyorsunuz. Burada hiçliğin ortasındayız şu anda. Her 200-250 metrede bir bu lastikten koymuşlar. Bunu yapan Fas askeriyesi. Yani bunu da neden yapıyorlar? Şu ileride gördüğünüz çizgi gibi olan dağ var ya, oranın arkası Cezayir sınırı. Ve Cezayir ile Fas arasında da
bayağı problem olduğu için özellikle şu dönemde her yer burada askeriye dolu. Çok fazla asker sayısı arttırıldı şu anda. Ve bu lastikleri de işte böyle bir yol göstersin diye kendilerine. Çünkü gerçekten burada yani kaybolursunuz özellikle gece. Her yer birbirine benziyor. Bomboş, tamamen boşluk bir yer. Baksanıza şuraya. Bir de şu anda burada biraz yeşerme görüyorsunuz. Sahra Çölü'ne yağmur yağmış yakın bir zamanda. O yüzden burada biraz böyle yeşillikler görebiliyoruz. Ve şurada kum tepeleri var ileride. Birazdan oralara geçeceğiz ama burada yeri görüyorsunuz simsiyah. Bunun da nedeni burada birkaç tane volkan varmış. Bu volkanlar patlıyor ve sonucunda buralar hep böyle simsiyah kalıyor. Şimdi çok ilginç bir yere geldik. Burada bir adam yaşıyor. Bedevi kendisi ve 4 tane karısı var. 5 tane de çocuğu varmış. Çocukları da hepsi aynı yaşta. Şimdi bakalım buradaysa tanışacağız. Şansımızı deneyeceğiz. Şimdi burada göçebe ailelerin yaşadığı bir artık ne diyeyim bilmiyorum. Yerleşim yeri mi diyeyim, köy mü diyeyim? Kasaba. Kasaba. Buraya artık bir isim vermemize gerek yok. Burada işte göçebelerin yaşadığı bir yerleşim yeri diyelim. Geçelim. Oha çok güzel ya. Esiyor falan. Şurada şey içeceksin, nane çayı. Aa yeah yeah yeah. Labas, labas. Sava. Valo. Allah'ım çok tatlı. Sava. Tipe bak. Çok tatlısın, merhaba canım. Zam garonelli. Bildiğim. Şu an Begüm seni tanımaya çalışıyor. Gözüne sinek girecek lan, dur. Çöl çocuğu diyebilir miyiz buna şimdi? Tipe bak. Bek, bek. Always they woke up very morning early. Very early, yeah. And they sleep with because they follow the sun. When the sun goes up, they sleep. And when the sun comes up, because they have lots of work, hard work during all the day to do. Like to go to looking for the water in the wells here, which is close to the dunes. They are taking the water. Salam bikhair labas. Net ane. Efir. Yaşıyorlar burada ya. Çok ilginç değil mi? Çok. Yaşayabilir miydin burada? Bir ay. Bir ay. Yaşar mıydın? Yok. Ama sonra... Yaşar mıydın harbiden? Bir ay. Bir aydan sonra safi. Sen? Yani şurada nane çayım olacaksa... Dört kadın. Dört. Adam bulalım. Şurada birini gördüm ya, bence o. Git bir tanış istiyorsan. Teşekkür, safi. Şimdi az önce hayalini kurduğum yerde içimden geçiriyordum. Şurada nane çayı ne gider diye. Mustafa da sağ olsun. Nane çayı ister misiniz dedi. İç sesimi duydum. Merhaba. So this is nomad style. Yeah, nomad tent. Yeah. Here in the summer time they are open there. In the winter time when it start be cold, they close it all because with this. They chill here. Yeah. Chilling place. Yeah, chilling place. Yeah. Chilling chill place. Out. Chill out. Chill out. Yeah. Çok güzel ya. Vallahi biraz kalmak isterdim açıkçası. Birkaç gün falan kalınır burada. That's the style. Yeah. That's the style, right? Exactly. Yeah, just relax. Relax, yeah. Tealamont, relax. Yeah. That's why they have a lot of children here because there is a lot of free time. No, there is not even lots of free time. There is nothing else to do. Nothing to do. With sugar. See? Shuya. Like this. Like that, yeah. Alright. Merhaba. Merhaba. Yetenek bu da ya. CV'ye işlenir sanki. This is the true tea. The right tea, not hot water with tea. Il y a beaucoup de mousse. La mousse c'est toujours oui. L'histoire de la mousse, il faut toujours avec la mousse. Tu sais pourquoi? Parce que avec la mousse tu peux frotter. Attends. They take little, if there is little bit sand or something in the tea, they will with mousse they will observe it. Ah, okay. It's as we said, tea without what's called in English mousse. Foam. Tea without foam. Desert man without turban. Desert man without turban. Yeah.
Okay, not like me. No, no, Mohammed, no, Mohammed. What is this? This is honey of the date. Oh, try vegan. It. Try it. Very nice. They do şeymiş it. Normal people, they do it. Hurmalı bal. Allah Allah. Evet, hurmalı bal. Sahurraha. Bu arada bu sahurraha afiyet olsun demek. Bakalım nasılmış bu. Hurmalı bal. Hmm. O yüzden dört tane karısı var demek. Her gün hurmadan bal böyle olursa olmazmış. Hurmalı bal. Very nice plant. Only in the desert. It's good for stomach. Tea has and very nice for the stomach. They just got it here in the desert. Oh, this tastes different. Mm. This is really different. This is not like tea. It must be like this. They put it. They give it time to prepare it. Yeah. Not fast tea. And here in the desert, we don't drink a lot of mint because mint only in summertime. For refreshing. Exactly. For winter, there is something else. I don't remember. Shiba. There is Shiba. It's made the douche. When it starts to be cold, it's very good to drink it because it's warm. It's not, yeah. Mm. Salut. Azul. Şimdi insanlar burada yaşıyorlar ha. Vay be. Enteresan. İlginç ya. Gerçekten çok ilginç. Kadın orada bir şey hazırlıyor. Akşam yemeği falan. They make the bread here. Mm. Kadın yeniden hamile galiba. More children. More children. More. Çok tatlı bir şey çok bu ya. Abu Alon. Abu Alon. Yazayım şu Abu Alon'a. What's this? It's for the animals. Animals? Like camels or? No, goats you have to. Oh, for the goats. Yeah. Normally now they have goats, but the man go with goat there and after they come there. Bunları keçiler, koyunlar için yapıyorlarmış. Çünkü etrafta çok fazla yiyecek yok diye tahmin ediyorum herhalde o yüzden. Because there is not many like food yeah, exactly. For them to feed, right? Yeah. It's difficult to get food, to bring food here. So and at night they will give them. Okay, I see that. Benim de canım çekti aslında. Acıktık ya, bir şeyler mi yesek? İşte burada yaşıyorlar. İlginç, çok ilginç ya. Sanki böyle düşününce 24 saati bile burada geçirmek zormuş gibi geliyor. Çünkü sürekli güneş altındasınız. Yapacak gerçekten hiçbir şey yok burada. Şurada içeride işte takılıyorlar. Çay yapıyorlar kendilerine. Muhabbet, sohbet falan. Bu yani. Çok basit bir yaşam. Belki de bizden daha mutlular. Burada da bakın aileler yaşıyor. Bunların hepsi Amazik aileler. Ve burada göçebe şekilde yaşıyor hepsi. Çocuğa bak. Böyle göçebe yaşıyorlar işte burada çadırlarda ya. Enteresan bir yaşam stili. Bu da bir yaşam formu işte. Şimdi kum tepelerine doğru ilerliyoruz. ...500 yıl önce Sahra Çölü'nü böyle arabayla geçeceğimizi söylesek ne derdi acaba buradaki bedeviler falan? Düşünsene buradaki bedeviye geliyorsun 500 yıl önce şey diyorsun. Ben geleceğim aynen deveyle falan perişan halde diyorsun. 500 yıl sonra ben burada arabayla 50 km hızla ilerleyeceğim. Şu an tepeye mi devrilecekmiş gibi. Şu görüntüye bakın. İnanamıyorum şu an. Ya gerçekten inanamıyorum. Şu görüntüye bakmanız lazım.
bakar mısın şuraya? Merhaba. Şu an gerçek bir deneyim yaşıyoruz. Para odaklı bir tur değil. 20 turistle beraber değiliz. Fake bir çölde değiliz. Şu an gerçekten Sahra Çölü'nün ortasındayız. You're welcome. Thank you. Şükran bize. Şükran. So there is no dangerous animals here? No, no, no. Not at all? No animals, no. Like snakes, for example? No, in summertime, no. But in summertime, it's a few, you know, not lots of. Where do they go, like during winter? They go up. Inside? Inside, yeah. Inside because it's more warm. Because here at night, even you see the sun at night here in the desert, so it's become cold, yeah. De Begüm'e bağlıyoruz. Siz de görün nasıl bağlanıyor diye çekiyorum burayla. Böyle iniyormuşuz. By the toes. Topuklar üzerine basarak iniliyormuş bu kumdan. Yeah, it's easier. Easier like this. Otherwise it's like sliding. By sandboarding. Sandboarding, yeah. So it's a Sahrawi. You come here alone as well, like just to chill or... We come here alone, we come with friend here, enjoy. We enjoy desert because we grew up here, so... I'm sure the sunset is beautiful here. Oh, your shoes, dear. Oh, yeah. I'm sure if you, when you go 1 year, 2 years, you go and you will find it. You will be in the same place. Bye bye. Yalla. Allah! Yalla! Tamam. Şimdi Merzuga'da konakladığımız yerin sahiplerinden biri Hasan'la birlikteyiz. Nice to meet you Hasan. Nice to meet you too. Azul. Azul. Ya. Tenna. 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 Alhamdulillah. Bekir, alhamdulillah. Maşı müşkil. Maşı müşkil. Tamam. Maşı müşkil. Bildiğimiz bütün kelimeleri sıraladığımıza göre Amazik
So it's Amazigh. Amazigh, yes. Amazigh. Yes. And Merzouga is like Amazigh, right? Yes. It's mostly yes. Amazigh. Mostly it's Amazigh, yeah. But there are also Arabs. There is also Arabs, of course. Yeah. Of course. But what I've heard is mostly like Amazigh people here. Yeah. The mostly right? are Amazigh. Yeah. And even the culture, the hospitality, it's Amazigh. Yeah. Because it's like the original uh-huh. of the land. So the idea was from, we are three of us that working together for to make this. We say, okay, why not? It's a good idea because our job in the past, we are tour guides. Hmm. 2019. 2019. 19, yeah. We okay. opened it. It's new actually. Normally the Kasbah, the Riyadh, no, it's old. It's old one. Ah. We just the yeah. place is old, so you renovated and then we renovated. Yes, we renovated and then we added as well the six tents here like that for we don't want to have like something okay. very big. I really like this site, especially the camping site. Yes. It's amazing because yes. it's looking directly to Sahara yes. Desert. Exactly. It's not fake. Yes. It's not fake. It's not like just the background. If yeah. you go further, it's just Sahara Desert to the end. As you know, 90% of mm-hmm. tourism in all of Morocco, of course, that they come here. As yeah, they choose as they choose the desert like for silence, they choose like I mean to have like one night experience as it's nomad mm-hmm. like to live like a nomad, like very quiet in the night and beautiful view. Exactly. Yeah. So, bienvenue Omar. Bienvenue. Azul. Azul Azul. Merhaba. Merhaba. Şimdi what are you going to do? Tabii ki nane çayları. Enjoy your time. Thank you. Saha. But we will try two times. You know? Two times. Yes. Like that's for to have more. Not like Turkish. Saha. Saha. Omar. Omar. Omar eksik bardak getirdi. Uh-huh. Amzan. I will ask you a question about life in Sahara. Okay. So what's the most difficult thing about living here in Sahara Desert? Yes. I can't talk about anything, right? The big problem here in Sahara is like, I mean, since when it starts April, mm-hmm. The weather, it's too hot. Because, okay. you know, April, May, June, July, August, it's really, really so hot. And this time, which is, we call it the low season for us. Mm. Because we have no tourism. No, there is, but not that much as like winter time or mm-hmm. or like in October, in November. You know, December as well, the new year, it's one of the best as well time. Even it's cold, but it's really good for, and it's really as well good for the whole village because you know, this is the economic of the village mm-hmm. here. It's 100% tourism. Yeah. So, and also the hard time here, it's as well sometimes when it's a really sandstorm. Ah, yes. There are sandstorms so here. When there is sand, now it's perfect, yeah. But uh-huh. when there is sandstorm, it's really, we cannot sit here. You cannot have this view, you know. You are always, you have to be inside. Really? It's too, yeah. It's very, 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 very hard. The most important as well uh-huh. is the water. As you know, desert, if there is no water, it's nothing. There is a shortage of water sometimes. It's here we say, yeah, the water is life. So the really big problem when there is no water. Really? Yes. Some years ago, yeah, like around some, like 5 or 6 years, uh-huh. it's really, the water, it's come really low, not like before. Really? As maybe you can see over there, the palm trees around there, it's really big problem. 2 weeks and a half was little rain, so we hope to be raining next mm-hmm. next weeks. Again, can have some water as well mm-hmm. in the ground, mm-hmm. because as you know, the most of people here, they work with the wells on the dunes, so. Yeah, that's yeah. right, that's yes. right. The real challenge, it's like for the nomads, because as you know, here, because all here is the village, of course, but the other side of the dunes, on the border between Morocco and Algeria, have a lot of families, nomad families. So the big problem that they have first, like the education for the babies, for children. They cannot go to school. They cannot go to school because, you know, they just continues the same life as their fathers, uh-huh. as their parents. And also hospital. Okay. Yeah. Okay. So the hospital, as you know, because people there, as they are very poor and have mm-hmm. no transport, so if something happened, then it's really hard, it's really hard to reach to reach there, and very hard for them, you know. Yeah. But that's at right. least, but at least in the end, really, the municipal mm-hmm. here, yeah. the government that they are trying, they have now 4x4 ambulance. Mm-hmm. That it's become really a little bit easier than before. Mm-hmm. Until this point, we talked about some gloomy stuff. Yeah. So I will ask you the best thing about living in Sahara Desert, like yes. your favorite thing. It's relaxed place. It's very, very, very relaxed and really very easy life. Mm-hmm.
and really very far away from that really traffic of the big cities. Then you find yourself really like you are in spa, you know? Okay. It's like even the mind, it's really relaxed. Yeah. That is really the most best things. And that's why as well, tourism, that they come here for desert is for this. Yeah. No doing nothing. Can you see even over there, just sitting, talking, chatting. That's the best things. Exactly. Living here, is it expensive? Or just imagine a tourist come here, yes, and yes. Then that person wants to settle here. Yes. Is it possible? Well, we have Spanish. There is Spanish people that they really choose living here. To live here. They have a house here. They live mm-hmm. here. It's expensive? Not. It's not. Not really. It's okay. Not. To compare it with the big cities or like the people mm-hmm. who live here with the people who live in big cities mm-hmm. like Casablanca or Marrakesh or Rabat, okay. Of course here it's more cheaper. Yeah. Yeah. Very cheap. What would be your advice for the strangers, like foreigners, coming yeah. here to Merzouga yes. to see the Sahara Desert? Like, yes. what to do or what not to do? There's a lot of things, you know. There's all the village, of course, they offer different things like the excursions and 4x4. Before to have quads, biking and everything, mm-hmm. it's like camel ride. Mm. As a camel ride, you know, it's for sunset or sunrise, like you, it's... like you live an experience which is really all things uh-huh. that the people, you know, when they're traveling with the camel. So it's yeah. nice to try it. Like this, they can enjoy and admire the big dunes over there. Also, there are some people that they do some sandboarding, and this yeah. is the most thing that really I don't advise because a lot of people they have the accidents with this because uh-huh. and also sandboarding or snowboarding, it's not the same. You know, it's dangerous. You know. Yeah. Bu arada dün biz yaptık. Bu videoda veya bundan sonraki videoda izleyeceksiniz onu. Bir tık daha yukarı. Oo. İlerleyemiyorum. Var ya. Şimdi uçacağım. Kesin bilgi mi? Evet. You say it's really dangerous. I know people. Yeah, and we know people that they have really they destroyed all their holidays because of the sandboarding. I mean, but there is, but there is people. No, yeah, I said like yeah. we've done that and mm. we didn't know how to do it and yes. we were trying to explore the board and everything. Yes. We made it in the end, but after four or five trials. But there is people who have experience. Of course, they do it. It's no problem. So if someone comes here. They can find every kind of excursion with you. Yes, yes. They yes. don't need to go around. Yes, yeah. anything we can offer. You can arrange. Yeah. yeah, we can arrange yeah. everything. You all know that Merzouga is on the borderline between Morocco and Algeria, yes. and there are obviously some problems all the time. Yeah, people are really alike, and people love each other. That's yes. another thing. Yes. But what's the problem between these two countries? We in this area, in our side here, we have no problems. No problem. And even this, we have some families here in the village, which is named Hasselbid or Merzouga. Mm-hmm. There is some families that they have their cousins, their aunties, their uncles in Algeria, in the other side, because just the border build, mm-hmm. it was, you know, in the end of, I think, on 50s mm-hmm. here. But everything is quiet. For the government, military, and everything. It's really quiet, no mm-hmm. problem. Never, no problem, have no problem. And even you can, as you say, maybe you arrived last time uh-huh. with Mustafa, I think, yeah, you drive yeah, the other yeah, side. Yeah, yeah. And everything is okay. And even the most of nomads that they live between Algeria yeah, and Morocco. Yeah, they were living, yeah. Exactly. Maybe you visit one of them. Exactly, over there. So exactly. So it's no problem. There was no problem, yeah. It's no problem. It's no problem. There is a lot of people that they think... Yes, of course, because foreigners, they don't know That's nothing. Why I asked, because in the media, there are so many misinformation. Yes, that's yes, why yes, I wanted to ask yes, you if it's real or not, and you say, no, it's real. Nothing. Yeah, I haven't no seen problem. Anything also. Exactly. It's just trunky. Exactly, yeah. It's fine, yeah. And, like... Bissahab. Eşarbını yan bağlama. Sahra Çölü'nde bir eşarp nasıl bağlanır şu anda onu izliyorsunuz.